Bundan tam 10 yıl önce Hint Okyanusu'ndaki tsunami binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olurken milyonlarca insanın da hayatını alt üst etti. Hindistan'ın güneyinde Nagapattinam kentinde çoğunluğu balıkçılardan oluşan 6000 kişi hayata veda etti. Lakshmi isimli bu bayan felakette 4 çocuğunu kaybetti. Depremin ardından eşinin alkolik olması ve bir çocuğunun da engelli kalması hayatını daha da zor hale getirdi. Çocuğum için endişeliyim. Hala düzgün bir şekilde yürüyemiyor. Yıkılmış durumdayım. Fizyoterapi ve enjeksiyonlar için her gün hastaneye götürmek zorundayım. Sorunlar gün geçtikçe büyüyor. Ailemle ilgilenmek, geçinmek için para bulmak zorundayım. Ve bu çocuk. Düzgün bir şekilde yiyecek bir şey bile bulamıyoruz. Lakshmi son 6 yılda oğlunun hastanelerde gerekli tedavi görüp sağlığına kavuşabilmesi için altınlarını ipotek ettirdiğini söylüyor. Takılarımı ipotek ettirdim. Deprem sonrasında aldığımız yardımlarla da evimi geçindirmeye çalıştım. Bu yardımlardan yaklaşık 300 bin rupi aldık ve bunun yanında eş dosttan para borç ettik. Kulandavelu isimli eşi ise sabahın erken saatlerinde evden çıkıp arkadaşlarıyla kumar oynamaya gidiyor. Gece geç saatlerde eve dönen Kulandavelu, alkol alarak acısını dindirmeye çalıştığını ifade ediyor. Çok para kazanınca aileme yardımda bulunurum ancak şimdi çok para kazanmıyorum. Dolayısıyla ev giderlerine katkıda bulunmuyorum. Fakirliğin son noktasına kadar hissedildiği Hindistan'da depremin ardından milyonlarca kişi yetim kalırken büyük bir çoğunluk da engelli olarak yaşamına devam ediyor.